STK Başkanı olarak söylüyorum. Hiç kimse bizim şu iddianamenin şuraya geldi, buraya gidiyor, şuraya gitmesin, şöyle olmasın diye müdahale ettiğimizi söyleyemez. Kimse de gösteremez böyle bir şey. Yok böyle bir şey çünkü. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ 24'te CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yargıya talimat iddialarına yanıt verdi. Cumhurbaşkanlığından gönderilen suç duyurusunu gösterdi. Sonucunda savcılığın verdiği kararı duyurdu. İnceliyor, soruşturuyor, her şeyi yapıyor. Açıklanan nedenlere unsurları oluşmayan müsbet suçtan şüpheli hakkında kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına diyor, evet, karar veriyor. Peki talimat vermiş olsa böyle bir karar çıkar mı? Bakan Bozdağ iddiasını ispat edemeyen Kılıçdaroğlu'nu canlı yayında istifaya çağırdı. Namuslu, şerefli bir insan olduğunu söyledin. Biz de sizinle ilgili aynı kanaati paylaşalım. Gelin istifa edin. Söylediğiniz şeyi ispat edemediniz. Bozdağ, CHP Genel Başkanı'nın yargıya hakaret ve tehditleriyle suç işlediğini söyledi. Bütün bakın yargıya hakaret ediyor. Yargı görevi yapanlara hakaret ediyor. İstediği gibi bir karar çıktı, o yargıcı övüyor. İstemediği gibi bir karar çıktı, o yargıcı yerin dibine geçiriyor, tehdit ediyor, hakaret ediyor. Bizim hukukumuzda tehdit de suçtur, hakaret de suçtur. Peki, Sayın Kılıçdaroğlu bu yaptığı hakaret ve tehditlerle suç işlemektedir. Tabi ayrıca da yargılama süreçlerini etkilemeye teşebbüs de hukuka aykırı yol ve yöntemlerle suçtur. Ve MİT tırları tartışması. Bozdağ net konuştu. Bu MİT tırları hadisesi Türkiye'ye ihanet projesidir. Bunun mimarı FETÖ'dür. Bunun bu konuda bu projeye destek olan herkes de FETÖ'ye yardımcılık yapıyor. Türkiye'yi suçlamak için, Türkiye'yi uluslararası alanda mahkum ettirmek için. CHP Genel Başkanı'nın yargı kararını beğenmeme yürüyüşünün asıl amacını sordu. Sayın Kılıçdaroğlu bu yürüyüşü gerçekten Berberoğlu için mi yapıyor, yoksa başka hesapları da burada var mı, onu açıklaması lazım. FETÖ için yapıp yapmadığını da açıklaması lazım. FETÖ'cülere ümit olsun diye yapıp yapmadığını da açıklaması lazım.